Kitap satılan kadının isyanı okumak isteyen kız çocuğunun gözyaşıdır. Başkalarının istediği hayatı yaşamaya mecbur bırakılan kadının çaresizliğidir. 1857 yılında 40 bin dokuma işçisi kadının daha insancı bir yaşam isteği, eşitsizliği, karşı başlattıkları ve 129 kadının yaşamına mal olan mücadele, 8 Mart 1977 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kadınların haklarının verilmesinin dünya barışını güçlendireceğinin kabul edilmesiyle bir anlam kazanmıştır. Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınlar bir toplumun geleceğini şekillendirip ülkelerin kaderini belirlerken evlerinde eşlerinden, babalarından, sevgililerinden şiddet gören ve kötü muameleye maruz kalan, hatta yaşam hakları ellerinden alınan yine aynı kadınlarımızdır. Bugün bütün bunları nasıl içimiz dağlanarak bir daha olmasın diye anlatıyorsak, yarınlarda bir şeyler değişmesi içindir. Biz Türk milliyetçilerinin kadın hakları ve özgürlüğü konusunda referansları, beslendikleri kaynaklar sağlamdır. Bu kaynaklardan biri de inancımızdır. Peygamberimiz inanan erkeklere şöyle seslenir: sizin en hayırlınız eşinize en iyi davranandır. Peygamberimiz hayatıyla kadına en güzel davranışın timsalidir. Ülkemiz tarihinde ise Haymana Ana, Bala Hatun, Halide Edip, Sabiha Gökçen gibi kadınları sözü dinlenen, saygı duyulan, at binip kılıç kuşanan, devletin karar mekanizmasında yer alan en önemli değer iken, bugün kaderi erkeklerin ellerine teslim edilmiş, hatta ikinci sınıf insan konumuna düşürülmüş olmasındaki gelişim süreci iyi irdelenmelidir. Bir toplum düşünülemez ki yarısı gelişirken öbür yarısı geri kalsın diyen Mustafa Kemal Atatürk, bugün medeni olduğu söylenen pek çok Avrupa ülkesinden çok önce kadının toplum içindeki yerini belirleyip insan olmanın gururuna yakışan hakları kadınlara verdiği halde bugün her dört kadından birisi şiddet görmesini nasıl açıklayacağız? Geçirilememiş, o günden bu yana kadına yönelik şiddetin önüne geçilememişti. Türk kadınları kendi kaderini ve Türkiye'nin kaderini belirlemek için aktif olarak siyasetin ve sivil toplum örgütlerinin içinde yer almalıdır. Biz Türk kadınları ailenin temeli olan kadını güçlü kılmak, devleti ve milleti güçlü kılmaktır. Her türlü övgü ve saygıyı hak eden Türk kadını sadece yılın bir günü değil, daha fazla hatırlanmayı hak etmektedir. Başarıyla değil, başarı ve sevinçleriyle andığımız daha güzel bir gelecek, daha... Thank you.
Peygamber Efendimiz buyuruyor. Cennet aralarına yakında. Evet. Salih aralarına yakında cennet. Sizler iyi kuralsınız. Siz olmadan biz olamayız. Birlikte varız. Birlikte yöneteceğiz. Arkasında mutlaka bir kadın var. Bizim de başarımızın arkasında eşimiz var, annemiz var, bacımız var, anneannemiz var, kız kardeşimiz var. Başarımızın arkasında siz varsınız. Siz varsınız. Bizi Mehmet seviyor, yüzlerimiz gülüyor. Bizi Mehmet seviyor, yüzlerimiz gülüyor. Evet, bizi Mehmet gelecek. Zeytinburnu gülecek. Zeytinburnu için geliyoruz. Hizmet için geliyoruz. Kahraman Türk kadınla hizmet için geliyoruz. Sizleri seviyoruz. Baş tacısınız. Yunus gönüllü, kahraman Türk kadını, hepinizin günü kutlu ve mutlu olsun. Evet, her başarılı erkeğin arkasında yürekli bir kadın var. Hepiniz Zübeyde Hanım'sınız, hepiniz Neni Hatun'sunuz, hepiniz Şerife Bacı'sınız. O Çanakkale'ye top mermisi götürürken çocuğunun sırtındaki battaniyeyi top mermisinin üstüne örtüp çocuğun bir daha olabilir bu bomba yok olur, bozulursa bu vatan giderse ne ben olurum ne çocuğum olur deyip fedakarlık ve feragat eden, yüreğini ortaya koyan, bileğini ortaya koyan yiğit analar, yiğit bacılar, yiğit kadınlarımız, her gününüz kadınlar günü gibi kutlu ve mutlu olsun.
Biliyoruz. Biliyoruz. Kadın erkek eşitliğinde dünyada 122. sırada olduğumuzu biliyoruz. Kadın cinayetlerinin 10 yılda %1400 arttığını biliyoruz. Sıkıntı yok. Biz buradayız. Milliyetçi Hareket Partisi burada. Kadının hakkını her zaman savunacak. Kadının hakkını teslim edecek. Kadını her zaman olduğu gibi baş tacı edecek. Biziz ve buradayız. Kadın anadır. Kadın yardır. Kadın candır. Kadın annedir. Kadın eştir. Kadın bacıdır. Kadın anneannedir. Kadın Havva anamızdır. Evet. Hazreti Adem atamız yaratılmış. Bir bakmış ki yanında Havva anamız var. Ey Rabbim demiş. Ey Allah'ım, beni yarattın, Havva'yı niye yarattın demiş. Allah'ım, yüce Allah'ımız buyurmuş. Ey Adem, ey Adem, Havva'yı yarattım ki onun gönlünden geçesin, bana ulaşasın diye. Şimdi kadının gönlüne girmeyen, kadının eşit bir şekilde baş tacı etmeyen, cennet anaların ayağı altında diyen, yüce dinimize göre baş tacı etmeyen, yüzü gülmez ve hiçbir zaman dünyada süper ve lider ülke olamaz. Evet, ben söz veriyorum. Ben bir şey ifade ediyorum. Diyorum ki, biz belediyeyi kadınımızla birlikte yöneteceğiz. Kadınlarımız bizim sözümüz, nefesimiz, bizim tesisimiz olacak. Bize, size yapılanları biz biliyoruz. Kadına şiddeti çok yakından takip ediyoruz. Kadına şiddet konusunda çıkarılan yasalara bir an önce çıkartılması için mecliste yaptıklarımızı herkes biliyor. Zeytinburnu Belediyesi'nde de biz belediye aldığımız gün kadına şiddet uygulanmayacak. Uygulayanlar da bunun cezasını mutlaka kanun önünde verecekler. Ben hukukçuyum, sizin gönüllü avukatınız olacağım. Evet, Atatürk doğuran, Yavuz Sultan Selim'i doğuran, Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretlerini doğuran, İstanbul'un Fatihi, Peygamber Efendimiz'in övgüsüne mazhar olan, onun emrini yerine getiren, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerini doğuran, analarımız, baş tacısınız, siz ki Mustafa Kemal doğurdunuz, siz ki hani derler ya, bir bığ bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır, bir at bir yiğit kurtarır, bir yiğit bir vatan kurtarır. İşte yiğit doğuranına veren. Hepiniz baş tacısınız. Hepinizi seviyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Şu anda aramızda İstanbul'un Fatihi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, acar insan, yüreğini ortaya koyan şehir plancısı, İstanbul kara sevdalısı, Zeytinburnu için mücadeleden kaçmayan, kim var deyince sağına soluna bakmadan ben varıp diyen, işte Rasim Ocağım burada. Ben mikrofonu kendisine veriyorum. Kıymetli Zeytinburnlular, analarım, ablalarım, bacılarım, kardeşlerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 1400 yıl önce kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü dönemlerde cennet anaların ayakları altındadır buyuran eşleriniz, kadınlarınız sizlere Allah'ın emanetidir diyen Allah'ın emanetidir diyen bir peygamberin ümmetiyiz. 90 yıl önce kadınların dünyada
ikinci sınıf muamele gördüğü dönemlerde seçme ve seçilme hakkını veren Mustafa Kemal'in nesilleriyiz. Milli mücadele yıllarında kucağında çocuklarla cepheye cephane taşıyan Nela Hatun'un nesilleriyiz, evlatlarıyız. Ama son yıllarda kadınlarımız toplumda, ailemizde gelecek nesilleri yetiştiren kadınlarımız maalesef hak ettikleri yeri bulamıyorlar. Kadına şiddete hayır diyoruz. Çocuk gelinlere hayır diyoruz. Cinsiyet ayrımcılığına hayır diyoruz. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi mensupları olarak belediyelerde özellikle istihdam konularında, belediyelerde özellikle bürokrat seçimleri konularında belediyeleri birlikte kadınlarla yöneteceğimizi sizlere buradan ilan ediyoruz. Özellikle kadın koordinasyon merkezlerinde kadınlarımızın sorunlarını, önceliklerini, dertlerini, tasalarını bizler de dertleneceğiz ve her zaman yanlarında olacağız. Gelecek nesilleri yetiştiren yuvalarımızın baş tacı kadınlarımızı her zaman yanında olacağız. Bu vesileyle bütün kadınların, analarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. İnşallah destekliyorsunuz. Sağ olun. Kadın Kolları Başkanımızla böyle özel bir günü Fethi Burnu'nda birlikte geçirelim istedim. Çok da rüyamı da öyle çıktı. Evet. Evet. Çok başlarken çok kalabalıktı ama hanımlar çok ıslanınca. Evet, maalesef. Ama biraz daha. Çok güzel oldu. Evet. Kadınlarımız baş tacımız. Her zaman, her yerde söylüyorum. Yani kadınlar geleceğimiz, gelecek yarınlarımız, aydınlık yarınlarımız için Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarında kadınlarımız zevkli olacak inşallah. İnşallah. Sizin başarınız bizim başarımızdır. Bizim gençlerimiz ne kadar başarılı çalışmalar yaparsa biz de ölürüz onlardan. İnşallah.